Canım iş ciddiye binince söyleyecektik sana da Tahsin. Ne demek efendim, ne demek ya? Makbule komşu Burhan'la flört ediyor. Cem'in bile haberi var, benim yok. Flört değil şekerim, arkadaşlık da. Hanımlı beyli kısmındalar işin. Tanışsınlar diye şey diyoruz. Ben anlamam öyle şey efendim. Bu kız bana emanet. Kardeşimin kızı. Ne yapıyor, ne ediyor bilmem lazım. Söyledik işte Tahsin. Ne zaman söylediniz? Cem ağzından kaçırdı, öğrendim. Ya rezalet. Ya bu evde beni iskele babası yerine koydunuz. Estağfurullah Tahsin'cim. Hadi iyi akşamlar size. Durun bakalım, durun, nereye? Nereye? Bizim ofiste toplantı var arkadaşlarla, oraya. Bu saatte. O güzel. Gelin şöyle, getir. Getir şöyle. Size söyleyecek bir çift sözüm var. Efendim sorun arabaysa ben yaptıracağım arabayı yani bu. Ya araba da çizilmiş, ben tesadüfen öğrendim. Ha biliyorum. Sen de biliyordun demek. Bir tek ben bilmiyormuşum yani. Baba siz genellikle kızdığınız için bazı şeylere. Tabii kızarım. Nereye gidiyorsunuz gene? Bütün hafta evde yoktunuz zaten. Hani para biriktirecektiniz. Ama toplantı olduğu için. Ne toplantısı bu, söyle bakayım. Kafede arkadaşlarla. Ya söyleme ya. Hani toplantıydı? Toplantı? Arkadaş toplantısı. Geç, oturun şöyle karşıma, oturun. Oğlum fena. Sacit! 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 Bu hayatın stresine dayanamayacağım artık ama. Efendim dayı. Otur şuraya, konuşacağız. Vallahi parasını oynamıyoruz dayı. Neyi? Konu ne? Otur dedik, otur. Otur Sacit, kriz anı. Bundan sonra bu evde benden gizli saklı en ufak hareketinizde bu evin altını üstüne getiririm, haberiniz olsun. Benden gizli 100 gram peynir alınmayacak. Benim haberim olmadan sokağa çıkılmayacak. Ben bilmeden kuş kanadını çırpmayacak, koş. Tamam Tahsin'cim. Kim nereye gitmiş, ne yapmış, ne olmuş, her şeyden haberim olacak. Benden gizli bir şey yapacak olursanız ters tarafımı biliyorsunuz. Biliyoruz. Onu görürsünüz. Haberiniz olsun. O zaman biz Cem'le bu akşam arkadaşlarımız Tanrıverdi, Kubilay Yaprak ve Fatoş'la birlikte Ice Cafe isimli lokale gideceğiz. Bu arada efendim orada bir, hayır iki kadeh yani şarap da içebiliriz. Tamam evladım, gidin güle güle gidin. Ama benim haberim olsun. Bana söyleyin böyle işte. Saf yerine koymayın da toplantı var diye. Tamam baba, anlaşıldı, tamam. Dayı, dün gece son kalan ayva tatlısını ben yemiştim. Sormuştun ya. Tamam evladım, afiyet olsun. Ama söyleyin işte böyle. Evin içinde dört döndürmeyin insanı. Tahsin'cim. Bu akşamki mercimek çorbasında yok dedim ama lahana vardı. Ama hiç sebze yemiyorsun Tahsin. Tamam canım. İyi, eline sağlık. Tadı da pek güzeldi yani. Ah ne güzel. Dürüstlük gibisi var mı değil mi? Bakalım ne kadar böyle gider. Cem, senin planın neydi? Bir bileyim de. Benim? İşte benim ufak bir çekimim var bugün. Ama erken biter, akşama yemeği evdeyiz yani. Kimle çekim? Tanıdığımız biri değil aslında. Oldu, hadi biz çıkalım. Ya sanatçı mı, manken mi, kim? Manken. Hangisi? Cemil işte cilt bakımına gidecek bugün. Ya söyleme ya. Cilt bakımına mı? Evet, 3 ayda bir gidiyorum efendim. Ha iyi. Bakımlı demek. Anladım. Güle güle şey yap artık. Ne yapılırsa. Peeling yapıp nem maskesi sürüyorlar genellikle. Oldu. İyi vakit geçir o zaman nem şeyiyle. Ne güzel ya. Doğruyu söylemek en iyisi. Olmadı ben de gideyim arasına bari.
Hadi Cem, hadi. Peki, biz kalktık efendim. Ama geç kalma erişte. Randevuyu kaçırırsan maazallah suratına bakamayız. Ay! İfo ya. Biz bu fincanları Aslı'nın teyzi için almıştık değil mi? Yok canım, bunlar bizimkiler. Ama buna benzer bir şey almıştık Aslı'ya. Nerede onlar? Buralarda. Arkadaşına hediye etti o. Aa, anne. E ne yavrum? Yalan mı söyleyeyim, kızıyor. Beğenmemiş miydi kızım sen onları? Saçının dip boyası çok güzel olmuş. Dip boyası mı? Sen saçına kına koymuyor muydun? Kına mı? Kızım niye saldırıyorsun şimdi bana? Ya anne yalan mı? Saçının dibinden beyazlar çıkıyor. Tabii ki dip boyası yaptırıyorsun. Tamam. Bunu babamın da bilmeye hakkı var. Tamam kızım. Madem hiçbir şeyi saklamıyoruz, gizlemiyoruz. Aslılar odalarına gizlice DVD oynatıcısı aldılar. Gidip gidip seyrediyorlar. Ne zaman aldınız kızım? Oo, sen daha uyu Tahsin, uyu. Ya buraya getirip de hep beraber seyredelim. İşten eve erken geldik. Benim röportajım vardı. Cem'in iki tane çekimi vardı. Ofise sadece 10 dakika uğradık. Öğlende pizza yedik. Sosisliydi. Arabayı hala yaptıramadık. Ayrıca 3 ay sonra cilt bakımına gideceğim. Şimdiden haber vereyim dedim. Öyle mi? Benim de saçlarımın dibinin beyazı çıkıyor Tahsin. Ama tabii unuttum. Aslında onu dün akşam söylemişti. E madem gizlimiz saklımız yok, babam her şeyi öğrensin. İfo, öğle yemeğinde yediğimiz yemekler pek güzel, pek lezzetliydi de... ...yalnız eskiden karnıyarık sanki daha bir kıvamlı olurdu değil mi? Şekerim, o eski patlıcanlardan. Ha. Bir de bu tansiyon ilacı alıyorsun ya... ...belki eski ağız tadın yok. Ne oldu? Hiç. Ha, niye güldün? Madem sordun söyleyeyim babacığım, senden de hiçbir şey saklanmıyor. Son 3 senedir bizim evde bütün yemekler zeytinyağıyla pişiyor. Ne? Sıcak yemekler de mi? Ayrıca patlıcanlar da kızartılmıyor, suda haşlanarak pişiriliyor. Aa. E sağlık için şekerim. Anladım. Cem. Yeni fotoğraf makinandan memnun musun? Hangi makina? Hani o... $2000 aldığın makina. Ne? Ay babanız bilmiyor muydu? Ay pardon. Ay çok pardon. Koltukların yüzü ne güzel oldu değil mi anne? Ya. Ne olmuş koltukların yüzüne? Hiç temizlenmişti. Değiştirildi ya. Ay pardon, babamdan gizli değiştirilmişti değil mi? Özür dilerim. Ofisteki çaycı hediye ettiğin halıları beğendi mi Aslı? Hangi halıları? E Aslı'nın çeyizi için aldığımız halıları. Onlardan birine vermiş. Ha, çaycıya. Arkadaşımız ama. Ya evinde hiçbir şey yoktu yani. Baba böyle güllü güllüydü o havlular. Sim işlemeli ya. Ha, ya tabii. Babanız seçmişti. Aslı yine mi rezil oluyor? Aslı şeyi söylediniz mi? Cem Erişte'nin her gece kahvesine viski koydun ha? Viski mi? Ay bilmiyor muydun dayı? Ay. Yani bir parmak kadar efendim. Tebek geldi, kahveleri içip içip uyuyor. Ben de diyorum niye uykusu kaçmıyor bunun diye. Bu makbule var ya, bu makbule. Siz evde yokken salonda müziğin sesini sonuna kadar açıp göbek atıyor. Ne? Ben de gördüm bir kere. Göbek mi atıyor? Ne var bunda ya? Niye makbule ablama saldırıyorsunuz? Dayı,
Bu Aslı ile Cem odalarına niye DVD oynatıcı aldılar biliyor musun? Niye bir şey? Çünkü filmler oynarken sen konuşuyorsun, hiçbir şey anlamıyorsun diye. Sacit geçen gün Taceddin'i dövmeye kalktı. Dövmeye mi kalktı? Sen nereden biliyorsun kızım? Taceddin söyledi. Ne alaka? Öğrenmen gereken çok şey var Sacit. Dayı, sen röptüşamburla terlik giyince Aslı seninle dalga geçiyor. Ne diyor biliyor musun? Sacit. Ne diyor? Sütlaçların lordu diyor. Sacit her salı muhallebicide poker geceleri yapıyor. Poker mi? Arkadaşlar arasında dayı. Ayrıca anlamadım ama bazen peruk takıp kadın kılığına giriyor. Dayı bu Aslı var ya. Yeter! Yeter! Konuşmayın artık, susun. Haberin olsun diye söylüyoruz baba. İstemiyorum, olmasın. Söylemeyin. Her şeyden haberim olmasa da olur. Ama siz istediniz efendim gizli saklı olmasın diye. Olsun efendim, olsun. Gizli saklı olsun. İstemiyorum. Aa, babalar her şeyi bilmek zorunda değildir. Yenge, saçlarını mı boyattın? Çok güzel parlıyor. Kına yavrum, kına. Doğallık gibisi yok. Efendim, sizin de bu röpdeşambarınız ne kadar yakıştı size? Yeni mi aldınız bunu? Yeni, evet. Ya yemekten sonra beraber birer kahve içer miyiz Cem? Tabii efendim, içelim. Uygun kaçmasın sakın. Yok efendim, biliyorsunuz kafein bana dokunmuyor. Ya o içiyor kahveleri, gidiyor yatıyor. Öyle mi? Ben buna mutfakta bakayım da yemeğin ahengi bozulmasın. Çok naziksin Sacit'ciğim. Aşk olsun. Bir de dayı, biz akşam arkadaşlarla satranç oynayacağız dükkanda. Beni merak etmeyin. Etme evladım, etme. Ay ne hoş, Allah ahengimizi bozmasın. Ne kadar huzur içinde bir yemek oldu bu. Ya. Değil mi? Değil mi?